Teknolojide gelecekte bizi ne bekliyor? Hayatı kolaylaştıran imkanlar, şimdiden kurgu yapımlara konu olduğu gibi insanoğlunun başına dert açabilecek düzeye gelebilir mi? Geleceği görmek için geçmişi bilmek gerekir tezinden hareketle, VOA ekibi olarak Silikon Vadisi'ndeki Bilgisayar Tarihi Müzesi'nde alıyoruz soluğu. Bilgisayar Tarihi Müzesi'ne ilk girişte ziyaretçileri İkinci Dünya Savaşı döneminde geliştirilen şifre makineleri karşılıyor. Şifre denilince elbette Nazi Almanyası tarafından gizli mesajların şifrelenmesi ve tekrar çözülmesi amacıyla kullanılan Enigma akla geliyor. Tarihte teknolojinin gelişmesinin önünü açan en önemli olaylardan bir tanesi şüphesiz İkinci Dünya Savaşı. O dönem orduların askeri olarak duyduğu ihtiyaçlar teknolojinin nasıl bir rota çizeceğini de belirlemiş oldu. Ve bunun en önemli sonuçlarından bir tanesi de arkamda gördüğünüz bu Enigma oldu. Meşhur kod makinesi. İşte o dönem Alman ordusu İkinci Dünya Savaşı sırasında bu makineyi kullanarak şifreli mesajlar giriyordu. İngilizler ve Amerikalılar da işte bu şifreleri, bu kodları özel amaçlı olarak dizayn edilmiş makinelerle kırmaya çalışıyordu. İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'de üstlenen Amerikalı ve İngiliz şifre çözücüler, o dönemin en parlak matematikçileri ve mühendislerinden oluşuyordu. Hatta aralarında bilgisayar biliminin kurucularından sayılan Alan Turing ve dünyanın ilk dijital ve programlanabilir bilgisayarı olan Colossus'u geliştiren Thomas Harold Flowers da vardı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman Lorenz şifre sisteminin çözülmesinde olasılık hesaplayıcı olarak kullanılan Colossus da Bilgisayar Tarihi Müzesi'nde sergilenenler arasında. Müzenin bir sonraki bölümünde neredeyse bir odayı kaplayan ilk bilgisayarlar ve şifre makinelerinin ardından artık zihnimizdeki tanıdık bilgisayar imajına doğru ilerlediğimiz yıllara geliyoruz. ...1980'lerde taşınabilir cihazlar, ilk laptoplar kendini gösteriyor. Bilgisayar Tarih Müzesi'ndeki en dikkat çekici yerlerden bir tanesi taşınabilir cihazların ilk dalgası, yani ilk olarak piyasaya sürülen taşınabilir cihazlar, ürünler. Onlardan bir tanesi de şu anda arkamda gördüğünüz bir cihaz. Aslında 1980 üretimi olan bu cihaz o dönem daktiloların yerini alıyor ve elbette de o dönemki gazetecilerin de gözdesi. Teknolojik gelişmişliğin en somut hali olan robotlar için de müzede ayrı bir bölüm yer alıyor. Bu da robotun ilk hallerinden. Arkamda gördüğünüz 1969'da Stanford Araştırma Enstitüsü tarafından tasarlanmış ilk mobil robotlardan bir tanesi. Dokunma sensörlü ve kameralı bir robot. Uzaktan bir bilgisayar komuta ediyor bu robota. İşte 1969 üretimi olan Shaky isimli robottan Boston Dynamics ile beraber kapıları açan, yol veren, engellerin üzerinden atlayıp zıplayan robotlar dönemine kadar gelmiş bulunuyoruz. Bilgisayar Müzesi'ndeki en dikkat çekici bölümlerden bir tanesi de bilgisayar oyunlarının sergilendiği bölüm. Atari, joystick ve Commodore 64 ile başlayan bilgisayar oyunları mecrasının dev bir endüstriye dönüşme aşamalarına burada tanık olmak mümkün. Bilgisayar Tarihi Müzesi'nin en enteresan bölümlerinden bir tanesi 1980'lerde Game Boy ve Atari'lerle hayatımıza giren bilgisayar oyunlarının sergilendiği bölüm. İşte burada 1980'lerin sonu 90'ların başı itibariyle Game Boy ile birlikte bilgisayar oyunları hayatımıza girmişti ki bugün hala o evrilen süreçle beraber Grand Theft Auto'dan tutun da Civilization gibi pek çok farklı oyunda hala bu büyük bir sektöre ve endüstriye dönüşen bilgisayar oyunları sektöründe, endüstrisinde internet bağımlılığını ve oyun bağımlılığını tartıştığımız bir aşamaya kadar gelen bu teknolojinin geçmişini, bugününü ve belki de geleceğini görüyoruz. Bilgisayar Tarihi Müzesi'nde eskiye özlem duyanlar bu özlemini yılların klasiği Pac-Man'le giderebilir.
Bilgisayar Tarihi Müzesi'nde sadece teknolojinin geçmişini öğrenmekle kalmayıp aynı zamanda onu tadabilirsiniz de bir nostalji yaparak. Örneğin bu Pac-Man konsolu tam da onu sağlıyor. Elbette benim gibi Pac-Man oynamayı unutmadıysanız. Begüm Dönmez Ersöz, Amerika'nın Sesi, Silikon Vadisi.